Sıvı çözeltiler ve çözünürlük ünitemizin dördüncü videosu, koligatif özelliklerin ikinci kısmı, donma noktası alçalması ve ozmotik basınç videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Donma noktası alçalması, yani kriyoskopi, kaynama noktasıyla aynı mantıkla devam ediyor. Bir çözeltide uçucu olmayan bir madde çözersek bu donma noktasını düşürür. Yani ne kadar tuz çözersen kaynama noktası o kadar yükselir, donma noktası o kadar düşer. Nasıl düşer peki, bunu neyle hesaplıyoruz? Arkadaşlar aynı kaynama noktasında olduğu gibi bunu da kimle hesaplıyoruz? Sadece sabiti farklı. Ne kadar çok çözersek sıfırdan o kadar düşüyor, kaynama noktası yüzden o kadar yükseliyordu. K yine sabit, I iyon sayısı, M molalite. Aynı şey, hiçbir şey değişmiyor. Hadi şuraya bakalım. Delta T eşittir K 1,86 çarpı I 1 sodyum 1 klor 2 çarpı molalite 1,2 bölü 0,2. 1,2'yi 0,2'ye bölersek 6 eder. Çarpı 2'den 12. 12 çarpı 1,86 yaparsak, hemen şöyle biraz kopya çekeyim, 22,32 yapar. Bunu sıfırdan çıkardığımız için arkadaşlar, eğer tabii çözeltinin suyun donma noktası sıfırsa suyun donma noktasından çıkarıyoruz, eksi 22,32 eder bu çözeltinin donma noktası. Başka? 4 kilogram suda 208 gram XY çözdüğümüzde donma noktası eksi 7,44'müş. Suya göre 7,44 azalmış. O zaman delta T 7,44 eşittir K 1,86 çarpı XY'de iyon sayısı 2 çarpı maddenin molü bölü suyun kilogramı. Suyun kilogramı da verilmiş bize orada, 4 kilogram. Hemen onu da oraya yazdığımız zaman 1,86 7,44 4 katı sanırsam ki. Hatta şununla şu giderse şurada 2 kalır. N eşittir 8 karşımıza çıkar değil mi? Şurada 4 kalacaktı. 4 ile 2 gitti. 2 çarpı 4. 8 mol karşımıza çıktı. Bize mol kütlesini soruyor. 8 molü 208 gramsa 1 molü kaç gramdır? Şöyle yine koligatif özelliklerden kaynama noktası ile ilgili farklı bir sorumuz var. Bakalım. 3 tane madde verilmiş. Kaynama noktası verilmiş. Hangisi olabilir diyor. Arkadaşlar kaynama noktasını neyle hesaplıyorduk? Kimle? Hepsi sulu çözelti olduğuna göre hepsinin K'si aynı. O zaman İM'sini karşılaştıracağız. Bakın İM'de M karşılaştırma sorularında molarite olarak da alınabilir. O zaman molarite olduğuna göre hacimlerle bir işimiz yok. Hacimleri atıyorsun. Molariteyi, hacmi molarite bulmak için kullanabilirdik mol verildiyse. Öyle bir şeyimiz yok. X'in İ sayısını bilmiyorum. X'in İ'si çarpı X'in molaritesi eşittir kaynama noktasındaki artış. Y'nin İ'si çarpı y'nin molaritesi eşittir kaynama noktasındaki artış. Z'nin i'si çarpı z'nin molaritesi eşittir z'nin kaynama noktasındaki artış. O zaman kıyaslarsak burada x'in iyon sayısı 1 ise y'nin iyon sayısı 1, z'nin iyon sayısı 2 mi? Yani x ve y'nin iyon sayısı birbirine eşit. Z bunların 2 katı. Hemen bakıyorum. X'te 3 iyon var, 2 iyon var, 2 iyon var, 2 iyon var, 4 iyon var. Bir kalsiyum bisülfat 2 iyon, bir kalsiyum 2 nitrat 3 iyon, kalsiyum sülfat 2, 3, 2. X ve Y'nin aynı olduğu ışıklara bakıyorum. Bir burada aynı, başka yok zaten X ve Y'nin aynı olduğu. 1, 3'te bakın Z bunların 2 katı. Cevabımız C seçeneği. Şöyle bir X'in kaç olduğunu bulma sorumuz var. Hadi bakalım X'in kaç olduğuna. Şu ikisini kıyaslıyorum. Bak 97'den 100'e delta T kaç derece artmış? 3 eşittir K çarpı MgCl2'deki iyon sayısı 3 çarpı 1. Buradan K kaç çıktı? 1. Bulduğumuz K'yi son çözeltide yerine yazıyorum. FeBr3 için delta T eşittir K'yi 1 olarak buldum. İyon sayısı 1 demir 3 brom 4 çarpı derişimim 0,4. Kaç çıktı? 1,6. Bu delta T. Bunu suya ekleyeceğiz. Su kaç diyordu soru? 97. 1,6 ekle. 98,6 derece. Anlaştık değil mi biraz? Bir sıkıntımız yok gibi. Ozmotik basınç. Kaynama noktası yükselmesi, donma noktası düşmesi gibi ozmotik basınç da bir koligatif özelliktir. Ozmotik basınç arkadaşlar suyun az yoğundan çok yoğuna doğru geçmesi. Yani bizim elimizde bir seyreltik çözelti var %20'lik. Bir derişik çözelti var %40'lık. Su bunların derişimini eşitlemek için %20'likten %40'lığa doğru geçiyor. Eğer arkadaşlar sen tutar da %40'lığın olduğu tarafa ozmotik basınçtan daha fazla basınç yaparsan su tam tersi yönünde hareket eder. Buna da ters ozmoz adını veririz. Ters ozmozda arkadaşlar tuzlu sudan saf su elde edebiliyoruz.
karışımlara ayırabiliyoruz. Mutfağımızdaki arıtma sistemlerinin büyük bir kısmı ters ozmoz mantığıyla çalışıyor. Elektrik iletkenliği var. Önce çözeltileri sınıflandıralım. Orada elektriği ileten çözeltilere gelirken elektrik iletkenliğinden de bahsederiz. Çözeltileri 3 farklı şekilde sınıflandırıyoruz arkadaşlar. Çözülme şekline göre iyonik ve moleküler. Kimler iyonik, kimler moleküler? Asitler, bazlar, tuzlar iyonik çözünüyor. Bunlar iyon içerdiği için bunların sulu çözeltisi elektriği iletiyor. Burada iyon sayısı arttıkça kaynama noktası artar, donma noktası düşer demiştik. Ayrıca arkadaşlar iyon sayısı arttıkça iletkenlik de artar. Hemen şuraya yazıyorum arkadaşlar. İletkenlik im ile, hani kimdeki im ile doğru orantılı. Ancak iletkenlikte özel olarak dikkat etmek zorunda olduğunuz bir şey var. Her çözelti elektriği iletmez. Yani kaynama noktası yüksek olan bir çözeltinin elektrik iletkenliği yüksek olmak zorunda değil. Örnek vereyim hemen şu köşeye, bu köşede yerimiz var. Şu köşeye bir örnek vereyim bakın. 1 molar şekerli su alırsın. 0,2 molar NaCl alırsın. İm'sini yazıyorum. Şekerli suyun İm değeri şeker iyonlaşmadığı için 1 çarpı 1. NaCl'nin 0,2 çarpı 2. Yani burada 0,4 var, burada 1 var. Kaynama noktası şekerli suyun büyük. Çünkü İm'si daha büyük. Ama iletkenlik tuzlu suyun büyük. Neden? Çünkü şekerli su elektriği iletmiyor. Tuzlu su elektriği iletiyor. Lütfen bu noktaya dikkat edin. Başka çözeltileri iyonik olarak sınıflandırdık. İyonikin karşısı moleküler. Yani iyonlarına ayrışmadan çözünen maddeler. Kimler bu? Organik maddeler. Asitler hariç kovalent bağlı maddelerin suda çözünmesi kovalent moleküler. Alkol, şeker, COOH veya NH taşımayan organik maddeler bunu örnek olarak verilebilir. Çözeltileri ayrıca çözünenin çözücü oranına göre derişik ve seyreltik olarak sınıflandırıyoruz. Derişik izafi bir kavram. Birden fazla çözelti arasında çözünen oranı çok olana derişik, çözücü oranı çok olana seyreltik diyoruz. Yani %30'luk bir çözeltiyi 20'likle kıyaslıyorsan derişik olur, 40'lıkla kıyaslıyorsan seyreltik olur. Unutmayın, derişiklik, seyreltiklik suyun veya tuzun miktarı değil, oranı ile ilgilidir. Oranını bilmen lazım. Aklının bir köşesine yaz. Doymuşluk, doymamışlık, aşırı doymuşluk. İçerdiğimiz çözünen madde miktarına göre çözemeyeceği kadar madde çözmüş, bütün maddeleri çözmüş, artık hiç madde çözemiyorsa doymuştur. Halen çözebiliyorsa doymamıştır. Hocam tamam, bunları anladık. Peki aşırı doymuş ne? Arkadaşlar bakın, aşırı doymuş öncelikle kararsız bir durum. Soru sana özellikle söylemediği sürece sen aşırı doymuşluğu düşünmeyeceksin. Yani kafandan atmayacaksın. Örneğin soru sana dedi ki 100 gramsa en fazla 30 gram madde çözüyor. Ben 40 gram attım ne olur? 10 gramı çöker. Bu kadar. Aşırı doymuşluğu sen düşünmeyeceksin. Ha, soru sana diyorsa ki 100 gram su en fazla 30 gram madde çözüyordu. Ben 40 attım ve hepsinin de çözülmesini sağladım. O zaman dersin ki bu aşırı doymuş. Başka bir tuzlu suyun var. 3 gram tuz attım, 5 gram tuz çöktü. 3 gram attım, nasıl 5 çöktü? Demek ki önceden aşırı doymuştu, fazla vardır dersin. Bunun gibi soru özellikle sana söylemiyorsa sen aşırı doymuştu unutacaksın. Aşırı doymuş kararsızdır. Aşırı doymuş beklediği zaman zaten çöker, doygun hale gelir. Uzun süre aşırı doymuş halde bulamayız. Hani klasik bir yanlış yanılgı var. Yanlış yanılgı nasıl ya? Yanlış algı var öğrencilerde, çok duyuyorum. Dibinde katısı olan çözelti aşırı doymuştur. Hayır canım, çökmüş, doymuş olmuş, artık doymuş çözelti. Soru özellikle ima edecek. Çok az karşına gelir zaten. Şöyle bir sorumuz var. Soruya bakıp bu videoyu bitireceğiz. Hemen bakıyorum. Normal basınçta dengedeyken, eğer dengedeyse temiz sudan tuzlu suya su geçer. Bu olaya biz ozmoz deriz ve burada hacim artışı gözlenir. Doğru. Piston üzerine yeterince basınç yaparsak tuzlu sudan temiz suya doğru gelir. Bu da doğru. Piston üzerine basınç yaptığımızda gerçekleşen olay ters ozmozdur. Bu yöntemle suyu arıtabiliriz ters ozmozda. Ozmotik basınç koligatif bir özelliktir. Doğru. Evet arkadaşlar, yine bu videodaki konularla ilgili testi var. Onu da şuraya bırakalım. Oradan çözersiniz testi. Önce çözüp sonra videosunu izlersiniz. Bir sonraki başlığımız çözünürlük olacak. Aynı zamanda sıvı çözeltileri ve çözünürlüğün son videosu bu. Görüşmek üzere.